Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi sizinle 2022 MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi'nin biyolojide çıkmış sorularını çözeceğiz. altı tane sorumuz var arkadaşlar burada bu sorulara bakalım. 15. sorudan başlıyor sorularımız hemen başlayalım. Diyor ki Golgi aygıtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar Golgi deyince aklınıza ne gelecek? Salgı ve paket gelecek. Salgı paket yapar Golgi. Şimdi bakalım. Diyor ki sadece ökaryot hücrelerde bulunur. Doğru. Prokaryotlarda sadece ribozom vardır. Diğer organeller yoktur. Dolayısıyla golgi de yoktur arkadaşlar. Bu Doğrudur. Golgi aygıtında sentezlenen bazı maddeler kesecikler içinde sitoplazmaya bırakılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hani paket yapar dedik ya. Mesela enzim. Enzimler üretilir, Golgi'ye gelir, Golgi'nin etrafın Golgi etrafına bir zar sentezler, kesecik halinde sitoplazmaya bırakır ve lizozom oluşturur. İşte bu yüzden de B şıkkı da doğru oluyor. Bir canlının tüm hücrelerinde Golgi aygıtının keseciklerinin sayısı aynıdır. Arkadaşlar, böyle bir şeyin olma ihtimali yoktur. Şimdi Golgi salgı yapıyorsa eğer, salgı yapan dokularda daha fazla bulunması gerekiyor. Salgı yapan hücrelerde daha fazla bulunması gerekiyor. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Mesela nerelerde daha fazla bulunur? Ter bezlerinde, yağ bezlerinde, işte endokrin bezlerde mesela tiroid bezi, paratiroid bezi gibi endokrin bezlerde de fazla sayıda bulunur. Dolayısıyla sayısı aynı olma ihtimali yoktur salgı yapan özelleşmiş hücrelerde daha aktiftir. Bakın zaten C şıkkı ile D şıkkı birbiriyle ne yapıyor? Böyle birazcık çelişiyor. Daha doğrusu arkadaşlar D şıkkı da doğru olur. E, hücre zarının yapısına katılan bazı moleküllerin sentezinde işlev görür. Evet bu da doğru. Mesela glikoprotein. Glikoprotein. Glikozla proteinin birleştirilmesini sağlayarak glikoprotein üretir. Yine glikolipit gibi molekülleri birleştirir arkadaşlar glikolipit ve böylece hücre zarının yapısına katar. Bu da doğrudur cevabımız C şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Şöyle. Diyor ki 16. soru. DNA ve RNA'da bulunan adenin nükleotitlerinin yapısı karşılaştırıldığında Yukarıdakilerden hangilerinde farklılık gözlenir? Şimdi arkadaşlar DNA'da bulunan adenin nükleotidinin yapısı bakın adenin bazı vardır. Deoksiribonükleik asit vardır. Deoksiribonükleik asit ve e, fosforik asit vardır. Yani H3PO4. E, RNA için baktığımızda ise bu DNA'ydı. RNA için baktığımızda ise yine adenin bazı vardır. Bu sefer de riboz şeker vardır. Yani şeker olarak birbirinden farklılık gösteriyor. Bir de yine fosforik asit vardır. Yani H3PO4 vardır. O zaman tek fark nedir? 5 karbonlu şeker olan deoksiriboz ve riboz. Bakıyorum hangilerinde farklılık görülür? 5 karbonlu şeker evet azotlu organik baz ikisi de adenin demiş arkadaşlar adenin nükleotit demiş o yüzden azotlu organik baz farklılık göstermez organik baz ile şeker arasındaki bağ bu da farklılık göstermez ikisi arasındaki bağ glikozit bağlarıdır ikisinde de aynıdır arkadaşlar bu da gitti cevabımız a şıkkı oldu geçelim diğer sorumuza Diyor ki virüslerin özelliklerinden hangileri günümüzde kabul edilen hücre teorisinin kriterleriyle uyum gösterir? Şimdi hücre teorisini... Ee, hücre teorisi ile ilgili size birkaç bilgi vereyim arkadaşlar hücre teorisine göre diyor ki bir canlının hücre olabilmesi için yani bir yapının hücre olabilmesi için canlı olabilmesi için işte genetik materyale sahip olması lazım ee, enerji üretip tüketebilmesi lazım daha sonra sitoplazmaya sahip olması lazım yani u u çoğalabilmesi lazım gibi bir sürü özellik sayıyor şimdi biz bakalım bunlardan hangileri bizde var Diyor ki enerji üretim mekanizmalarının bulunmaması. Bir kere bu olamaz. Enerji üretim mekanizmasının bulunması lazım. Bu gitti. Uygun ortamda çoğalabilmeleri. Evet çoğalma e, hücre teorisinin kriterleriyle ilgilidir. Kalıtsal madde de yine hücre teorisinin kriterleriyle ilgilidir. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olur. Gelelim 18. soruya. Diyor ki mitozla ilgili hangileri doğrudur? Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür doğru arkadaşlar. Mesela bizler çok hücreli canlıyız. Bizlerde yaraların onarılması, işte doku kaybının onarılması gibi olaylarda görev yapar. O yüzden bu doğrudur. Yine büyüme gelişmemizi sağlar. Bölünme sürecinde iyi iplikleri görev alır. Mitoz bölünmede evet, iyi iplikleri görev alır. Doğru. Bölünme tamamlandığında oluşan hücreler tekrar bölünme geçirebilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. E, mitoz sonucunda oluşan hücreler yeniden mitoz geçirebilirler. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 19. soru Diyor ki aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda eşeğli üremede ortaya çıkan kalısal varyasyona katkı sağlamaz. Yani diyor ki hangisi kalısal varyasyonla ilgili değildir. Çeşitlilikle ilgili değildir. Mayon sırasında tetratların ekvatoral düzlemde rastgele dizilmesi. Şimdi rastgele dizilecek ki ayrılırken de rastgele ayrılsın. Böylelikle çeşitlilik sağlansın. Bu olur. Mayon sırasında kurasinkovar olayının görülmesi. Bu da olur arkadaşlar. Evet, over neydi bu arada? Parça değişimiydi. Mesela anneden gelen kromatitle babadan gelen kromatit karşılıklı olarak yer değiştiriyorlar ve böylece çeşitlilik sağlanıyor. Homolog kromozomların birbirinden bağımsız olarak hücrenin farklı kutuplarına gitmesi. Homolog kromozomlar rastgele ayrılıyorlar ve birbirlerinden farklı kutuplara gidiyorlar. Bu da olur. Döllenme olayı zaten döllenme olayı başlı başına bir e, varyasyon sağlıyor. O yüzden bu da olur. Ama yumurta hücresinin boğumlanarak bölünmesi o sadece hayvan hücrelerinde görünen özel bir özelliktir arkadaşlar. Bunun kalıtsal varyasyona herhangi bir katkısı yoktur. Cevabımız bursa şık. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diyor ki kurşun ağır bir metal olup çevrede bulunduğunda besin zinciri yoluyla canlıların dokularında birikebilir. Bir sucul ekosistemde mevcut bir besin zincirinin basamaklarında yer alan canlıların dokularındaki ve sudaki kurşun miktarı tabloda verilmiştir diyor. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar burada besin piramidine baktığımız zaman en alt basamakta fitoplanktonlar. Sonra zooplankton, Sonra gümüş balığı en üst basamakta da balıkçıl kuş bulunacak. Balıkçıl kuşa baktığınız zaman en üst basamakta bulunuyor ve zehirli madde miktarı balıkçıl kuşta daha fazladır. Çünkü zehirli madde miktarı besin piramidinde yukarıya doğru gittikçe artar. O yüzden de balıkçıl kuşta en fazla var. Hangisi yanlıştır diyor. Diyor ki sudaki kurşun derişiminin çok düşük olması canlılardaki kurşun birikimini etkilemez. Şimdi arkadaşlar bir dursun A birazdan inceleyelim onu diğerlerini bir okuyalım. Zooplanktonlar her büvör beslenen canlılardır. Zooplanktona bakıyorum kimle besleniyor? Fitoplanktonla. Fitoplankton bitkisel canlı demektir. Dolayısıyla bu doğru. Her büvör ne demek zaten? Bitkiyle beslenen otçul demektir. Doğru olur. Balıkçıl kuştaki kurşun birikiminde günüş balığıyla beslenmesi belirleyici olmuştur. Bakın balıkçıl kuş gümüş balığıyla beslenerek e, yapısındaki kurşun miktarını daha da artırıyor. Dolayısıyla doğrudur. Fitoplanktonlar birinci trofik düzeyde yer almaktadır. Evet suyu saymıyoruz sadece canlıları alıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Balıkçıl kuş besin zincirinde en üst basamakta yer alır. Bu da doğrudur. Cevabımız aşık olur. Neden? Çünkü e, sudaki kurşun derişiminin çok düşük olması tabii ki birikimi engelleyecek. Eğer yüksek olsaydı daha fazla birikim gerçekleşecekti. Eğer bundan daha daha az olsaydı ne olacaktı? Yine etkileyecekti. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Böylece e, MSÖ çıkmış sorularını çözmüş olduk arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.